Arkadaşlar merhaba, Bir Kaptan Murat Adamı videosunda daha birlikteyiz. Uzun zamandır video paylaşamıyordum, çok fazla uğraşıyorum, bu ara koşturmam vardı. Ama bugün bir kendimi denize attım. Arkadaşlar ne zamandır benden bir şey istiyorlardı. Ya tek başına denize çıkarken hangi prosedürleri uyguluyorsun, nasıl yapıyorsun? Bize bir anlat, hani biz tek başımıza çıkarken nasıl tekneyi çıkartmalıyız vesaire. Bugün birazcık ona değineceğim. Valla arkadaşlar hemen şimdi beraber yapalım. Bu bizim otopilotumuz yeke dümen için. Öncelikle bunu bir yerine ayarlıyorum. Hatta bunu fişini falan takalım. Şimdi bu çalışır hale geldi. Ondan sonra pasarelamızı topluyoruz. Şimdi arkadaşlar önemli olan şey şu. Rüzgar ne taraftan geliyor? Bakın şimdi rüzgar karşıdan bu tarafa doğru esiyor rüzgar. Dolayısıyla karşıdan bu tarafa doğru esiyorsa eğer bizi şu anda burada tutan şey bizim palamarımız. Dolayısıyla bu arkadaki halatlarımızı çözebiliriz bunları. Tekne bir yere gitmez. Böylece. Birinciyi çözdük. Ondan sonra ikinciyi de çözüyorum. İkinci halatı da çözdüm. Şimdi tekneyi asıl tutan halatı çözmeden önce arkadaşlar tekneyi çalıştırmamız gerekiyor. Nasıl bir sıkıntılı bir durumunda teknemizi ileriye doğru yıksın. Bu arada otopilotumuzu da dümeni düz tutacak şekilde ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi teknemiz de çalıştı. Hafif ileri yol verdim ben şu anda. Ondan sonra hafif ileri yolda tekne böyle duruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık ilerideki tonozu çözebilirim. Ben rüzgar üstüme doğru çıktım. Yani hafif ileri yol verdim. Öndeki tonozu çıkarttım. Yan teknenin üstüne koydum. Ondan sonra hafif ileri yolda zaten karşıdan gelen rüzgara karşı teknemde direnç yapıyordu. Daha fazla güç verince de çıkmış oldum arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi otopilota bağladım. Çatır çatır gidiyorum. Şimdi artık teknedeki kendi işlerimi yapabilirim. Tekne zaten benim verdiğim rotaya doğru gidiyor. Çıkmak bu kadar basit arkadaşlar. Tek başına çıkmak bu kadar basit. Sadece rüzgarı hesaba katacaksınız. Thank you.
her şey buraya kadardı. Şu anda motoru da kapattım artık. Artık bedavaya gidiyoruz. Sadece flow'u açtım çünkü zaten iyi bir rüzgar var. 2.8 knot'la gidiyorum şu anda, ufak bir hız. Şimdi artık keyfimize bakabiliriz arkadaşlar. Bakın olay bu kadar basit. Böyle dünyayı gez. O kadar güzel ki. Herhangi bir harcamanız da yok şu saatten sonra. Manila'dan çıkana kadar motorla çıktım. Artık bundan gerisini rüzgar hallediyor. Şimdi eğer ana yelkeni açarsam aşağı yukarı 5-6 knotlara kadar çıkabilir bu tekne. Ama şu anda öyle bir, eğer yorgunluk istiyorsan tabii, eğer spor yapacaksan ki benim ihtiyacım var spora, ana yelkeni açarsın. Ama gideceğim yer hemen şurası. Çok kısa bir yere gideceğim ben. Denize girmeye gidiyorum. O yüzden de şu anda öyle bir şeye ihtiyacım yok. O yüzden ana yelkeni açmayacağım. Ama rakı makı falan koyayım, kendime bir kendime gel. Tarafa gidip çapayı ayarlamam gerekiyor. Çapayı ayarladıktan sonra oraya demir atacağım. Sonra ne yapacağımı şimdiden anlatayım. Öncelikle boşa alacağım. Tekne rüzgardan zaten geri geri gelmeye başlıyor. Rüzgar tam karşıdan esiyor zaten. Geri gelirken zinciri sereceğim oraya, o kadar.
yapacağım hareketi size anlatayım. Şimdi rüzgar bizim arkamızdan geliyor şu anda. Ama yanaşacağımız yer karşısı gibi olacak. Tekneyi ters çevirip geri geri yanaşacağım arkadaşlar. Tornistan'la yani. Şimdi motoru boşa aldım. Şimdi basabildiğim kadar iskele basacağım. Aynı zamanda da tornistan vereceğim. Tonuzunu biraz germek lazım demek. Zaten rüzgar kafadan esiyor.